Avrasya Hospital önce sağlık programını sunar. İyi haftalar. Önce Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğum Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Esat Akıncı. Kendisiyle koroner kalp hastalıklarını konuşacağız. Sizler de ekranları başında bizleri izlerken aklınıza takılan kalp sağlığına ilişkin bütün soruları hocamıza yöneltebilirsiniz. 0212 alan koduyla 616 12 12 ya da 13'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün çok önemli bir konuyu sizinle konuşacağız. Konunun uzmanı olarak hemen sormak istiyorum. Dünyanın en önemli hastalıkların başında geliyor ve ölüm sebeplerin birinci sırasında kalp rahatsızlıkları. Evet. Özellikle gelişmiş ülkelerde birinci sırada. Peki öncesinde detaylı bir şekilde konuşacağız bir saat süresinde. Kalp krizi nedir, neden, nasıl olur diye size soruyu ilk olarak yönelsem neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi kalp krizi, kalbi besleyen damarlar vardır. Biz bunlara koroner damarlar diyoruz. Atar damarlar kalbi besleyen. Kalp bir kas dokusudur. Evet. Büyük oranda. %99 oranında bir kas dokusudur. Ve bu kas dokusunu besleyen damarlara koroner damarlar denir. Sebebi de bir korona, Latince'de taç demektir. Taç gibi kalbin etrafını sardığı için bunlara koroner adı verilmiştir. Evet. Bu damarlarda oluşan damar sertliği sonucunda damarların daralması ve daha sonrasında da üzerinde pıhtı oturmasıyla damarın tam tıkanması neticesinde kalbin belli bir bölgesi beslenemez. Evet. Ve bu bölgede hücre hasarı olur, doku hasarı olur. Buna enfarktüs diyoruz. Bu enfarktüs sadece kalpte olmaz. Diğer dokularda da olur. Örneğin beyni besleyen bir atar damar tıkandığında beyin enfarktüsü olur, inme olur, felç olur filan gibi. Veyahut da başka böbrek damarı tıkandığında böbrek enfarktüsü olabilir. Dolayısıyla enfarktüs sadece kalbe ait bir tanım değildir. Bütün organları içerir, genel bir tanımdır. Ama koroner damarların daralması ve tıkanması sonucunda oluştuğu için kalpteki enfarktüs genellikle kalp en sık karşılaşıldığı için de kalp için kullanılır enfarktüs sözcüğü. Tabii neden tıkanıyor damarlar? Bu çok geniş bir konudur aslına bakarsanız. Ama kısaca şöyle diyebiliriz. Damarların, özellikle koroner damarların tıkanması vücuttaki diğer organ damarlarına göre aşağı yukarı en sık görülen damar tıkanma bölgesidir. Damarların tıkandığı bölgedir. Kalbi besleyen damarların tıkanması. Ondan sonra ayak damarlarının veya diğer organ, beyin damarlarının tıkanması sırasıyla gelir. Biraz önce de sizin de bahsettiğiniz gibi bu durum, tıkayıcı koroner damar hastalığı dünyadaki en fazla ölüm nedenidir. Evet. En fazla ölüm özellikle gelişmiş ülkelerde bu sebeple oluyor. Örneğin enfeksiyon daha önceden, bundan 50 sene önce enfeksiyon en önemli ölüm sebebiydi. Bu büyük oranda gelişmiş ülkelerde halledildi. Evet. Örneğin ikinci sırada gelen kanser vardır ölüm sebepleri arasında. Kanserde oldukça ciddi ilerlemeler sağlandı. Ancak tıkayıcı koroner kalp hastalığında buna engel olabilecek, damarlardaki tıkanmaya direkt engel olabilecek bir tedavi yöntemi, hani diyelim ki bir ilaç verdik veya bir iğne yaptık, damarlardaki daralmayı durduran veya gerileten bir yöntem henüz bulunmadı. O sebeple halen daha en önemli ölüm sebebi ve henüz daha bir şey bulunabilmiş değildir. Çözüm bulunabilmiş değildir radikal olarak. Tabii bu durum sağlık harcamaları açısından da çok önemli bir yer işgal ediyor. Örneğin bu konuda en iyi istatistiklerin elde edildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde zannediyorum Türkiye bütçesinden daha büyük bir bütçe koroner kalp hastalıklarının
tanı ve tedavisinde harcanmakta. Evet. Peki kalp hastalığının tanısına nasıl konulur diye en fazla sorulan evet. soruların başında ve kadında ve erkekte aynı farklılık gösterir mi tedavi anlamında? Tabii. O şöyle başlamakta zannederim daha faydalı olur izleyicilerimizin anlayabilmesi açısından. Kalp hastalığı nasıl anlaşılır, nasıl evet. ortaya çıkar? Koroner kalp hastalığı. En genel belirti bizim tıpta stable angina pectoris dediğimiz yani Türkçesi şudur. Düzenli göğüs ağrısı demektir. Düzenli göğüs ağrıyorsa. Düzenli denmesinin sebebi de belli şartlar ortaya çıktığında kişinin göğsü ağrıyorsa bu şartlar da şudur. Örneğin iki kat merdiven çıktı, yokuş çıktı, yol yürüdü. Göğsünde sıkışma, baskıcı, basınç tarzında, batar tarzda da olabilir. Kola vuran ağrı, çeneye vurabilir ağrı, sırta vurabilir. Bu tür bulgular varsa, efor esnasında da ortaya çıkıyorsa buna biz, bu en klasik belirtisidir koroner kalp hastalığının. Bu şikayetlerle geliyorlarsa hasta adayları size... Tabii. Düşündürebiliyor. Düşündürüyor. Evet. Yani kuvvetli bulgu demek. Bu anamnestik kuvvetli bulgu demektir bu. Evet. Onun dışında hiçbir bu tür bulgular olmaksızın direkt kalp kriziyle de gelebilir. Yani direkt doku hasarıyla yani bir kriz tablosuyla gelebilir karşınıza. Veyahut da maalesef ani ölüm şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Bu özellikle gençlerde daha risklidir daha bu anlamda. Bu daha sık görülür. Evet. evet. Hatta sporcularda bile görebiliyoruz bunu. Bu tür bulgularla hastamız, vatandaşlarımız bize başvuruyorlar. Başvurduklarında öncelikle tabii ki fizik muayeneleri yapıldıktan sonra ki bize çok şey gösterir fizik muayenede. Evet. Muayeneleri yapıldıktan sonra ayrıca tanı açısından bir takım elimizde testler var anlayabilmemiz açısından. Teşhis edebilmemiz açısından örneğin EKG çekeriz, kalp elektrosu, kalbin elektriksel aktivitesinin kağıt üzerine yansımış sektir. Bir hepimiz biliriz. Evet. Onun daha ötesi eforlu elektro. Hani biraz önce söyledik ya efor esnasında göğüs ağrısı. Eforlu aynı eforu biz deneysel olarak yapıyoruz. Yani bantta yürütüyoruz. Birçok vatandaşımız zannederim. Efor testi yaptırmıştır, yaptırmış olabilirler. Bu esnada kalbin elektriksel aktivitesini alıyoruz ve kalbin bu elektriksel aktivitesi sırasında ortaya çıkan değişiklikleri biz anlayabiliyoruz. Kalbin belli bir bölgesinde daha az kan gidiyorsa, bir problem varsa onu anlayabiliyoruz. Bu şey bir bulgudur. Onun dışında kalp ultrasonografisiyle, kalp ultrasonografisi, diğer bir yöntemimizdir. Tanı açısından burada da kalp duvarındaki kasılma bozuklukları bize belli bir bölgede az kan gittiğini gösterebilir. Daha ileri tek bütün bunlarda bir şeye varırsak en standart ve en kıymetli tanı yöntemi olan anjiyografidir. Anjiyografi de koroner damarların içerisine radyoopak yani X ışını geçirmeyen demektir radyoopak. Madde verilerek sine anjiyografi yani uzun süreli film çekerek elde edilen görüntülerdir. Bu görüntüler bize aşağı yukarı %100'e yakın tanı olanağı sağlamaktadır. Tabii bunun dışında kullanılan, şüpheli durumlarda kullanılan bir takım başka yöntemler de vardır tanı açısından. Evet. Bunlardan bir tanesi tomografik anjiyografidir, CT anjiyografidir. Bize çok sorulan sorulardan bir tanesi budur. CT anjiyografi klasik anjiyografinin yerine geçer mi? Çünkü CT anjiyografide damara girilmiyor. Sadece bir kol damarından iğne yapıldıktan sonra CT altında... damarlarınız görüntüleniyor. Tanı değeri açısından ikisinin arasındaki fark nedir diye genellikle soruluyor. Yeterli olur mu diye soruluyor. Evet. %95 oranında, %90-95 oranında doğru bulgu veriyor CT anjiyografi. Ancak koroner anjiyografi kadar netlikte değildir. Biz false pozitif yani yalancı pozitif olma ihtimali
vardır her zaman %10'a yakın veya yalancı negatif bulgu verme ihtimali yine %10'a yakındır. O sebeple ancak anjiyografi yapılamayan durumlarda bir de hani çok müperm şikayetleri olan kişilerde kullanılan bir yöntem. Kullandığımız bir yöntemdir. Onun dışında da örneğin talyum testi vardır. Talyum testi de şüpheli durumlarda kullandığımız bir yöntemdir. Talyum testinde de kalbin hangi bölgesine daha az kan gittiğinin gösteren ama anjiyografi kadar da kesin olmayan bir yöntemdir. Peki koroner kalp hastalığı önlenebilir mi diye soracağım size ama izninizle bir telefonumuz var. Hemen bekletmeden buyurun. Alalım. Osman Gümüş İstanbul'dan şu an bizlere ulaşmış. Osman Bey geçmiş olsun, duyabiliyor musunuz? Alo. Merhabalar. Geçmiş olsun Osman Bey. Profesör Doktor Esat Akıncı şu an canlı yayın konuğum. Sizi dinliyor. Evet. Teşekkür ederim. Esat Hocama saygılar, sevgiler. Yaklaşık 48 gün evvel Esat Hocam ve ekibinin başarılı bir operasyonuyla bir bypass ameliyatı geçirdim. Şu anda hiçbir sıkıntım yok gibi görünmekle beraber Esat Hocam'ın tavsiyeleri olur mu? Onu da bilemiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet hocam. 48 gün önce siz de çok geçmiş olsun evet. Diyorum. Tabii ben kendisini çok iyi hatırlıyorum. Şöyle ki kalp geçirmiş olduğunuz ameliyat tabii ki önemli bir ameliyattır. Cerrahi bir insana yapılabilecek cerrahi müdahaleler içerisinde en büyük ameliyatlardan bir tanesidir. Ancak sizde uyguladığımız veya bütün hastalarda uyguladığımız tekniğin de gelişmesi sonucunda uyguladığımız teknikler sayesinde şu anda da olduğu gibi çok kısa sürede hayata geri dönme, sosyal yaşama geri dönme imkanı sağlanabiliyor, sağlayabiliyoruz. Siz de bunun tabii ki farkındasınızdır ama tabii ki dikkat edilmesi gereken şeyler var özellikle ameliyattan sonra. Bu belli periyotlarla tabii ki biz kontrol ediyoruz. Siz de kontrolü mutlaka çağırmışızdır. Öncelikle ilk bir ay içerisinde yapılması gereken şeyler vardır. İlk bir ay içerisinde örneğin diyet konusunda çok fazla sıkı diyet uygulamıyoruz. Hatta proteinden zengin diyet öneriyoruz ki cerrahinin yarattığı kötü etkileri bir an önce ortadan kalkmasına yardımcı olması ve enfeksiyonlardan korunma açısından. Ama daha sonrasında ki siz damar sertliği sebebiyle ameliyat oldunuz ve damar sertliğini önleyici diyet ve yaşam tarzı içerisinde olmanız gerekir. Bu da nedir? Bir, hayvani gıdalardan, çünkü hayvani gıdalarla yüksek hayvani gıdalarla beslenme damarlar açısından iyi değildir. Maalesef kamuoyunda bugün benim de çok karşı çıktığım Karatay hocamızın iddia ettiği gibi her şeyi yiyebilirsiniz anlamında bir yaklaşımı ben ve benim meslektaşlarım doğru bulmuyoruz. Bu yıllardır binlerce hastalık deneyimimizin sonucunda ortaya çıkan bir durumdur ki maalesef özellikle bypass ameliyatından sonra her şeyi yiyebilirsiniz demek mümkün değildir. Bir aterosklerotik diyet uygulanması gerekir. Bu istatistiki olarak da çok büyük çalışmalarda kanıtlanmıştır. Bunları da kanıtlayıp gösterebiliriz. Dolayısıyla mümkün olduğunca hayvani gıdalardan uzak durmaktan ziyade haftada bir ya da iki gün kırmızı et yemek, haftada iki üç gün yumurta yemek, onun dışında beyaz eti tercih etmek, özellikle balık önerdiğimiz protein kaynaklarından bir tanesidir. Karbonhidrattan mümkün olduğunca az karbonhidrat tüketmek. Evet. Ve yaşam tarzınızı ona göre yönlendirmektir. Yaşam tarzı da oldukça önemlidir burada. Bu ne demektir? Örneğin düzenli egzersiz yapmak gerekir. Benim önerim genellikle haftanın 4 ya da 5 günü en az 4 kilometre yürümek, hafif tempolu yürümek kalp ve damarlar açısından oldukça faydalıdır.
Bu sadece kalp damarları açısından değil, beyin damarları açısından da, böbrek damarları açısından da oldukça faydalı bir yöntemdir. Onun dışında mümkün olduğunca kilo almamak gerekir. Varsa eğer fazla kilonuz, fazla kilolardan kurtulmak gerekir. Mümkün olduğunca stresten uzak durmak gerekir. Yaşamı ona göre şekillendirmekte fayda vardır. Kısaca söyleyebileceklerim bu anlamda bu kadar. Peki bypass ameliyatları ikinci yaşam, ikinci şans verir hastaya hep denilir. Evet. Biliyoruz. Ama önlenme durumu var mıdır koroner hastalığının? Önlenebilirliği var mıdır? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var ki, eğer ailenizde birinci dereceden kan bağı olduğunuz insanlarda damar sertliği, yani kalp krizi geçirmiş veya bypass ameliyatı olmuş veyahut da bu anlamda önceden tespit edilmiş hastalığı olan kişiler var ise, sizde de olma ihtimali maalesef yüksektir, vardır. Hani bu şöyle bir şeydir, bu eninde sonunda ortaya çıkabilir. Ancak siz alacağınız önlemlerle bunu en azından geciktirebilirsiniz. Bu ne demektir? Örneğin sigara içmezseniz. Sigara. Evet. Örneğin biraz önce söylediğim gibi egzersiz ağırlıklı bir yaşam. Spor yaparsan, egzersiz ağırlıklı bir yaşam tarzınız olursa, diyetinize özen gösterirseniz, beslenmenize özen gösterirseniz bu olabildiğince geriye çekilebilir. Veyahut da hayatınız boyunca hiç damar sertliğiyle karşılaşmayabilirsiniz. Ama eğer ailede genetik, çünkü %60 oranında etkilidir genetik faktör. Ondan sonraki en önemli faktör sigaradır. Ki sigara içenlerde yaklaşık olarak 30 kat daha fazla gözüküyor. Kalp koroner kalp hastalığı. Örneğin yine sigara içenlerde neredeyse 200 kat daha fazla akciğer kanseri görülüyor. Yani sigara bu çok kadar etkilidir. Evet. Evet. O sebeple yani yaşam tarzınızı, sigarasız yaşam, dengeli düzenli beslenme, egzersiz ağırlıklı bir yaşam sürdürüyor iseniz bunlar sizin yapabileceğiniz önlenebilir şeylerdir. Diğer bir faktör de yüksek kolesteroldür. Yüksek kolesterol de üçüncü derecede etkilidir. Şöyle ki bazı insanlar vardır ki kan kolesterol değerleri örneğin 1000-2000'lere çıkan insanlar var. Bu derecede yüksek kolesterole sahip olan insanlar, ki biz bunlara tip 2 hiperlipoproteinemi dediğimiz gruptur. Bu insanlarda gözlemlediğimiz şey bize çok şey öğretti. O da şudur. Örneğin 1500-2000'lerde kolesterol kolesterol değeri olan 10 yaşında kalp krizi geçiren insanlar gördük. 10 yaşında. 11 yaşında bypass ameliyatı yaptığımız insanlar vardı. Düşünün. Dolayısıyla kolesterol bir yüksekliği, damar sertliği açısından bir risk faktörüdür. Sayın Karatay hocamız yine burada son derece yanlış bir şey söyledi. Kolesterol yararlıdır, hiçbir zararı yoktur dedi. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeydir. Kendisini her şartta ben ortaya döker ve gösteririm ki kolesterol yüksekliği ciddi bir risk faktörüdür. Ve mutlaka kolesterolle, eğer genetik yatkınlıkta var ise, bir de yüksek kolesterolünüz var ise mutlaka kolesterol dengeye sokulmalıdır. Eğer sokulmaz ise eninde sonunda size o bir kalp krizi olarak geri dönebilir. Peki sizi bir hafta öncesinden bugüne anons ediyoruz, konuğumuz olacaksınız diye. Gelen Twitter ve Facebook üzerinden en çok gelen sorular, kolesterolüm var, şekerim var, başım çok ağrıyor, bu kalp rahatsızlığını tetikler mi, bir türlü kontrol altına alamıyorum diyorlar. Peki evet. Nasıl korunacak hasta adayları? Tabii. Şimdi diğer bir, iyi hatırlattınız. Diğer bir risk faktörü, önemli risk faktörü de diyabettir. Evet. Yani şeker hastalığıdır. Özellikle kadın hastalarda diyabet bizim damar sertliğiyle gelen, bize gelen hastalarda
koroner kalp hastalığıyla tedavi için bize gelen hastalarda çok karşılaştığımız bir durumdur şeker hastalığı. Erkeklerde de vardır tabii ki ama kadın hastalarda daha fazladır. Şimdi şeker hastalığı öyle bir şeydir ki... Devam edelim hocam. Zonguldak'tan izleyicimiz Dilek Durmaz şu an bizi izliyor. Düşürmüş telefonumuzu. Bekletmeden alalım. Daha sonra kaldığımız tabii yerden devam edelim. Dilek Hanım geçmiş olsun. Teşekkür ederim Gülay Hanım. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Esat Akıncı bugün canlı yayın konuğum. Kalp sağlığını konuşuyoruz. Evet. Hemen bekletmeden sorunuzu hocamıza buluşturalım. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Esat Bey ve ekibine. Babamı tekrar ikinci bir hayatına kavuşturduğu için. Biraz biz daha yeni ameliyat olduk. O evrelerden yeni geçtiğimiz için duygusal olabilirim ama Esat hocamı, ekibini, Ali Rıza Bey'i, Cenk hocamızı hepsini çok çok seviyoruz. Onlar bizim için o kadar değerli insanlar ki biz babamı kaybederek hastaneye gelmiştik. Ve onlar ikinci hayatına kavuşturdu. O yüzden sonsuz teşekkür ediyorum size. Bütün İsim alabilir miyiz kiminin? Dilek Hanım? Baba ismini alabilir miyiz? Hocam hatırlayacak mısın? Teveccühünüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hafta cumartesi günün acil müdahaleye acil geldi. Evet. Hüseyin Hut 61 yaşında. Evet. Anımsayabilirseniz hocam. Hemen anjiyo girdiniz. Daha sonradan... Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Aldınız. Cenk hocamızın hastasıydı. Evet. Şöyle ki örneğin bu hastamızdaki durum da çok bizi de şaşırtan bir durumdu. Kalbi besleyen iki tane ana damar vardır. Sağ ve sol damar. Soldaki damar kalbin %80'ini besler. Dilek Hanım hatta mısınız? Hocam anlatıyor. Buradayım Gülay Hanım. Tamam. Dinliyorum. Şimdi sol ana damarda neredeyse %100'e yakın bir tıkanıklık vardı. Ki bu durumda, böyle bir durumda bir insanın yaşaması hakikaten mümkün değildir. Genellikle sol ana koroner tıkandığında kalp hemen durur. Evet. Ve kalp halen çalışır vaziyetteyken, yani neredeyse çok az bir süremiz vardı. Şiddetli göğüs ağrısı ve şok tablosuna yakın bir tablo. Zaten biz kendilerine çok söylemedik ama ameliyathaneye aldığımız anda neredeyse kalp durmak üzereydi. O kadar hızla kalp akciğer makinesine bağladık ve ameliyatı yaptık. Ameliyattan da kalp gayet yeniden kanlandırınca, damar takınca çok rahat bir şekilde şeyden çıktık. Sonrasında da bir problem olmadı. Yani oldukça hayat kurtarıcı bir girişim oldu. Evet. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyorum. Yapabileceğimiz bundan sonra bir şey olsa her zaman bekliyoruz efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz yani bir ben aslında bir şey söylemek istiyorum. Babamın bir hayat hikayesi var. Babam madenci emeklisi ve 45 yıl sigara ve alkol kullanan bir insan. Bana bir şey olmaz, göğsüm ağrıyor, üşüttüğüm geçer. İşte biz 3 günden beri bu 25'inde rahatsızlandı. Bu bayram boyunca işte yürürken soluklanma, işte bir şey olmaz bana geçer. İşte biraz dinleneyim şöyle olur. İşte yemek yedim midem ağrıdı gibi ufak ufak şikayetleri vardı ama doktora gideyim tedavi olayım bana bir şey olmaz. Yaşadığım kadar yaşadım filan gibi şeyler söylüyordu. Kabul etmiyordu daha doğrusu. Ben açıkçası yayından şu an şunu söylemek istiyorum. Hani bütün hastalıkları kabul etmeyen huysuz babalara söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarınız için, canınız için lütfen bir kere doktora gidip kalp muayenesi olun istiyorum. Çünkü hastalıklar bizim içinmiş. Yani bu zamana kadar ben anaokul öğretmeniyim. Küçük çarpmalar, kusmalar, işte çocukların bunlara tanı oldum. Hani bunları gördüm. Babamın kalp krizi geçirdiği anda yanındaydım. O işte duruşu, şekli o kadar kötü bir şekilde bir şeyle gittik ki biz hastaneye. Yani çok zormuş hocam. O yüzden lütfen torunlarını, çocuklarını, evlatlarını seven her birey, her baba, her anne muhakkak doktora gidip öncesinde tedavi olmasını istiyorum. Biz ikinci hayatı, şansı babamı tanıdığımız, yani önce Allah sonra sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Hastane ekibinize, tüm hemşirelerimize, temizlik personeline kadar herkesten Allah rızası için yani çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Babamın da size söylemek istediği, hocam eğer izin verirseniz birkaç cümle var. Buyurun.
Bir saniye. Alo. Avrasya Hastanesi'ne çok çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardığı için veya Esat Hoca'ya çok çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Sizin sesinizi duymuş olmak böyle sağlıklı bizim için de ayrı bir mutluluk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Gülay Hanım, babam şimdi biraz heyecanlandı. Ben telefonu tekrar aldım kendisinden. Evet. Biliyorsunuz bu ay çok dikkat etmemiz gerekiyormuş. Hocalarımız tavsiyesi çok dikkat etmemiz gerektiğini söylediler. Biz bundan sonraki aşamada hocam işte sigara ve alkol konusunda tabii, zaten tabii. Bizlerle konuştular her dakika. Evet. Ben ameliyat anında ablalarım ya da işte diğer yakınlarımız yanında olmadığı için birebir hep Esat hocamla ve Cenk hocamla benimle görüştüler. Beni sürekli ameliyata girmeden önce teselli ettiler, sakinleştirdiler. Şu aşamadan geçecek, şöyle olacak, merak etme, biz her şeyi yapıyoruz. Yani beni çok iyi sakinleştirdiler. Biliyorum hani çok güveniyorum. Bundan sonraki aşamada da çok çok bize yardımcı olacaklarını biliyorum ama kesinlikle. Bir kez de televizyondan sizleri sesiyle duymak istiyorum. Babamın da duymasını istiyorum. Bundan sonraki aşamada babamın en çok dikkat etmesi gereken konularımı hocam paylaşırsa yayında, bizler de dinlersek, bizim gibi olan tüm hastalar da dinlerse çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın eğer ki yanlış cümleler kullandıysam da özür dilerim. Çünkü çok duygusalız sanırım, yeni hastalık sürecinden geçtik. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Asıl biz... Buyurun. Buyurun hocam. Asıl biz çok teşekkür ederiz. Burada kamuoyu açısından da çok değerli bilgiler verdiniz. Şimdi sigara konusu son derece önemli. Sigara hiçbir yararı olmayan ama birçok organda birçok zararı olan bir maddedir. Kesinlikle kullanılmaması gerekir. Özellikle koroner kalp hastalığı olan, daha önceden tespit edilmiş koroner kalp hastalığı olan, bypass ameliyatı olmuş, kalp krizi geçirmiş insanların sigara içiyor. Biz bunu tabii rastlıyoruz klinik pratiğimizde. Sigara içiyor olmaları bu intiharla eşdeğer gibi bir şeydir. Mutlaka sigaradan uzak durmak gerekir. Çünkü bizim yapacağımız hiçbir tedavinin bir faydası olmuyor sigara içen bir kişiye. Siz ne kadar damar genişletici veyahut da kolesterol ilacı verirseniz verin, hiçbir faydası olmuyor. Şu, özellikle bypass ameliyatından sonra yeni takılan damarlar sigara açısından daha hassastır. Sigara içilirse daha kısa sürede tıkanır. Örneğin şeker hastalığı da var ise daha da hızlanır. Bizim taktığımız damarların genellikle, çünkü biz oldukça, şunu da söylemek isterim ki, bu konuda oldukça deneyimli bir ekibiz. Yaklaşık 20 bin civarında bizim ameliyat yaptığımız hasta vardır. Avrasya Hastanesi'nden önce Şafak grubunda 11 bin ameliyat yaptık. Daha önce ben Koşu Yolu Kalp Hastanesi'nde klinik şefliği yaptım. O zamanlarda da en az 10 bine yakın ameliyata girme tecrübemiz vardır. Epeyce bir kalp nakli deneyimimiz oldu. Sadece koroner kalp hastalığı değil, birçok alan, diğer kalp hastalıkları anlamında da epeyce tecrübeli bir ekip olarak ve bu kadar çok hastayla da karşılaşmış bir ekip olarak şunu söyleyebiliyoruz ki sigara kesinlikle içilmemesi gereken, bize tekrar damarları tıkanarak dönen hastalarımızda da en çok gördüğümüz şey, en önemli şeylerden bir tanesi sigaraya devam etmeleridir. Dolayısıyla sigaradan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Diğeri işte şeker hastalığı varsa mutlaka iyi kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bu takılan damarlar şekere de son derece hassastır. Eğer kan şekeri 400-500'lerde seyreden bir kişiyseniz taktığımız damarların birkaç sene içerisinde tıkanma ihtimali maalesef yüksektir. Dolayısıyla yapılan ameliyat boşa gider. Onun dışında yaşam biçimi anlamında da biraz önce söylediğim gibi şimdi biz özellikle bir ay geçtikten sonra, birinci aydan sonra düzenli
yürüyüş öneriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi haftada 4-5 gün 4-5 kilometre yürümek son derece faydalıdır. O bakımdan egzersiz hayatın içinde olmalıdır mutlaka. Kilo almamak gerekiyor. Alınacak olan kilo karbonhidrattan ağırlıklı beslenilmesi durumunda kilo almak kaçınılmazdır. Dolayısıyla da karbonhidrattan daha az karbonhidratla beslenmekte son derece fayda vardır. Kısaca söyleyebileceklerim bunlar. Burada Zonguldak'tan sevgiler gönderelim. Dilek Hanım çok güzel ifade etti. Bugün benim görevim de aldı aslında. Hastalığı yaşayan biri ailede olarak çok da güzel ifade etti. Buradan uyarı yapalım. Ailede şeker, kolesterol, kalp sağlığı varsa lütfen biraz daha dikkatli olalım. Erken teşhis her zaman önemli vurgusunu değerli hocalarımız yapıyor. Biz de buradan hocalarımızın sesi olarak hatırlatalım. Lütfen bugün çok iyiyim. Eski toprak, bana bir şey olmaz. Lütfen anneler, babalar, çocuklarınızı da düşünün, yakınlarınızı da düşünün ki aile bozulmadan, üzülmeden daha sağlıklı bir yaşam sürmesine sebep olsunlar ki. Çünkü ne kadar erteleyince o kadar daha çok sıkıntılar başlıyor değil mi hocam? Kesinlikle. Peki siz Avrasya Hospital'a 2 yıldır mı görevde bulunuyorsunuz hocam? Yaklaşık 1,5 yıl. Ekibinizle mi transfer oldunuz? Evet. Ekibinizle. Peki hastanede en çok kalp ve damar cerrahisi olarak... Koroner kalp hastalıkları, özellikle erişkin konjenital yani doğumsal kalp hastalıkları anlamında da ameliyatlar yapıyoruz. Ağırlıklı olarak erişkin kalp hastalıklarına yönelik olarak yaptığımız ameliyatlar, yani 4 kilogramın üzerindeki bütün herkesi ameliyat edebiliriz. Her 4. türlü 4 kilogramın altında sizin yeni doğan kalanınız değil mi? Yeni doğan? Yeni doğandan ziyade erişkin. Özellikle koroner kalp hastalığı tedavisi, yani bypass ameliyatları, damar genişlemesi ameliyatı, anevrizma ameliyatlarında oldukça büyük bir tecrübemiz var. Kapak ameliyatları, özellikle kapak tamirleri konusunda çok geniş tecrübemiz var. Uluslararası yayınlarımız vardır bu konuda. Bir de işte minimal invaziv cerrahi anlamında, yani daha az kesiyle ve daha az travmayla ameliyat yapma teknikleri konusunda da epeyce bir çalışmamız var. Peki hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir vurgusunu yapıyoruz biz programlarımızda. Sizler de kongrelerde ve halkla buluştuğunuzda her zaman önemseyerek söylüyorsunuz ama biz erken teşhise önem verebiliyoruz mu? Geçiştiriyoruz maalesef. Son dakikada mı sizlere geliyoruz? Genellikle şöyle ki... Bilinçli hastalardan mıyız? Şimdi şöyle ki bu bakın bu eğitim şeyden itibaren başlıyor. Yani çocukluktan itibaren okulda aldığınız eğitim, aileden alınan eğitim, çevrenizin etkisiyle olan eğitimle sağlık anlamında bilinçli birey olmanın şeyi bu. Endeksi budur. Yani sağlık anlamında bilinçli olan bireyin şeyi nedir, özellikleri? Çocukluğundan itibaren ne bileyim aşıları enfeksiyondan korunmuştur. Sağlıklı yaşam için neler gerektiğini bilen insandır. Örneğin spor yaparlar, spora önem verirler, beslenmelerine dikkat ederler. Bilinen doğumsal hastalıkları varsa onlarla savaşırlar gibi. Ve bu eğitimle direkt alakalıdır. Tabii bu ekonomik gelişmişlikle de bağlantılı bir şeydir biliyorsunuz ki. Toplumun sosyoekonomik düzeyi yükseldikçe de bu anlamda daha koruyucu, daha işte doktora son noktada gitme durumundan uzak bir yaşam mümkün olabiliyor diyeyim. Peki devam edeceğiz. Birçok sorularımız var Facebook, Twitter üzerinden ve telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Bugün kalp ve damar cerrahisi bölüm başkanı Profesör Doktor Esat Akıncı bizlerle birlikte kalp sağlığını konuşuyor. Şu andan da Tekirdağ Ayrebolu'dan Saide Arıcan telefon hattımızda. Evet. Geçmiş olsun. Tekirdağ'dan sevgiler gönderiyoruz. Profesör Doktor Esat Akıncı. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Arıcan. Evet. Sağ ol. Sevgiler gönderiyoruz. Saide Hanım. Saide Hanım, televizyonunuzun sesini kısabilirseniz hocamla daha sağlıklı konuşacaksınız.
Telefondan dinleyin bize, sorunuzu yönelsin. Evet. İyi günler Günay Hanım. İyi günler. İyi günler. Tamam. Sorunuzu anladım. İyi günler. Teşekkür ederim düşürdüğünüz için, aradım sizi çok. Evet. Çok şükür düşürdük. Evet. Ben Tekirdağ Ayrıboğdan Rami Sarıcan'ın hanımıyım. Evet. Evet. Televizyonun sesi. Saide Hanım, iyi günler. Saide Hanım, biz siz tekrar ulaşırsanız canlı yayına bağlayacağız. Çünkü televizyonun sesi de açık. İki çekirde yankılanma oluyor. Biz sizi halkı duyamıyoruz. Tekrar biz size ulaştığımız zaman, bizleri düşürdüğünüz zaman biz sizinle iletişime geçeceğiz. Peki hocam, Hasan'ı sanırım. Tabii Ramiz Bey çok problem, hastalığı açısından oldukça problemli bir hastamızdı kendisi. Hikayesi çok neydi sevdiğimiz, hocam? Evet. Çok sevdiğimiz hastalarımızdan bir tanesidir. Kendisi hem ciddi damar hastalığı vardır. Bütün vücudunda neredeyse damarlarında çok ciddi daralmalar olan bir hastamızdı. Daha önce bypass ameliyatı yapılmıştır kendisine. Daha sonra karındaki ayaklara giden damarlar tıkanmıştır. Oradan ameliyat olmuştur. Onlar tekrar tıkanmıştır. Biz onu tekrar ameliyat etmişizdir. Bu arada karın duvarında maalesef doku beslenmesindeki bozukluk sebebiyle Ramiz Bey biraz da hafif göbekli bir hastamızdır. Bizim dehiscence dediğimiz karın içinde açılması, fıtıklaşma olmuştur. O tamir edilmiştir, tekrarlamıştır gibi oldukça problemli bir hastamız. Ama bütün bu şeylere rağmen son derece metanetli, bizim dediklerimize riayet eden, çok sevdiğimiz bir hastamızdır. Ayrıca buradan da tüm dinleyenler varsa Hayrabolulu, ben artık onlara hemşerim diyorum. Çünkü epeyce bir Hayrabolulu hastam vardır. Benim ikinci memleketim gibi oldu. Evet. Bir günde gideceğim zaten Hayrabolulu'ya mutlaka. Peki alo diyelim mi? Saide teyze, duyabiliyor musun? Duyuyoruz. Ben Bey'im. Ramiz amca. Ramiz Bey nasılsınız? Evet. Sizi dinliyoruz. Alo. Tamam. Hocam merhaba. Merhabalar Ramiz Bey. Nasılsın, iyi misin hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, hamdolsun hocam. Bana bir bacak bağışladın. Allah razı olsun senden. Ya, estağfurullah. Görevimizdi efendim. Sağ olun. Bütün hastanenize teşekkür ederim. Zor bir ameliyat geçirdiniz. Yani siz de hakikaten ameliyat sonrası dönemde de çünkü ayak durumu iyi değildi, damarlar tamamen tıkanmıştı. Evet. Birçok yerde de ameliyat olamazsın denilmişti ama evet, yapmak zorundaydık hayatta tutabilmek için Ramiz Bey'i. İyi oldu. Karın duvarıyla ilgili olan durumu da tamir ettikten sonra inşallah daha iyi duruma geleceğiz. Oldum. Hasan Bey'le Cüret Bey beni ameliyat etti. Eyvallah. Çok geçmiş olsun. Geldim, evime geldim. Peki, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Size de hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Oldu. Hocam, bugün hastalarınız hakikaten sizlerle öyle bir, buluşuyor. Evet, bu da çok güzel. Bu program da vesile oldu böylece. Evet. Sesini duymadığımız hastalarımızın sesini duymuş olduk. Bir aile gibi oluyorsunuz aslında, evet, değil mi? Kalp cerrahisi öyledir. Yaptığınız her ameliyat sizin hastanız, sizin nüfusunuza geçer. Evet. Öyle bir şeydir. Yani biz her türlü derdinde, sorununda, yani örneğin gece 2'de baş ağrısıyla arayanlar olur. Yani 2-3 sene önce ameliyat etmişsinizdir. Gece 2'de ararlar ki biz memnuniyetle cevap veririz. Tüm sorunlarıyla ilgilenmek durumunda oluyorsunuz. Evet, damar genişlemesi nasıl oluyor diye şu an rejimize birçok telefonun ortak cevabı olsun hocam. Damar genişlemesi nedir? Kalbe ne gibi bir zararı oluyor? Şimdi damar genişlemesine biz tıptaki ismiyle anevrizma dediğimiz durum çok nadir olmayan bir durumdur.
sıkça görülen damar hastalıklarından bir tanesidir. Evet. Bu konuda biraz önce de söylediğim gibi bu konunun teşhis ve tedavisi anlamında da biz ekip olarak oldukça büyük bir tecrübeye sahibiz. Şunu söyleyebilirim ki tam olarak nedeni, yani biz ona etiyopatogenez diyoruz, nedeninin tam olarak açıklığa kavuşturulmamış hastalıklardan bir tanesidir. Ancak genetik o bir koroner kalp hastalıklarında olduğu gibi genetik bir zemin olduğunu biliyoruz. Çünkü ailesinde damar genişlemesi olan insanların olmayanlara göre damar genişlemesi hastalığına yakalanma oranı daha yüksek dünyada. Özellikle bir hastalık var ki Marfan sendromu diyoruz. Biz bunun, bu insanları toplumda nasıl görüyoruz? Genellikle uzun boyludurlar oldukça. Uzun kolludurlar. Yüksek damakları vardır. Ve görme bozuklukları vardır. Bunlar Marfan sendromudur bu. Ve Marfan sendromunun önemli bulgularından bir tanesi de damar genişlemeleri olur. Ve genellikle hayatlarını da damar genişlemesi sonrası damar patlamasıyla ve 50 yaşlarını bile görmeyebilir çok, birçok hasta. Hatta 40 yaşını görmeden kaybedilirler. Ama erken teşhis edilirse biz bunların damarlarını değiştiriyoruz. Benim 3 tane Marfan sendromlu hastam vardır. Kendileri bilmiyorum buradalarsa, aşağı yukarı 15 sene içerisinde yaptım. Bu 3 hastanın ben bütün aortasını değiştirdim. Yani kalpten çıktıktan sonra ayaklarına kadar olan damarların hepsini değiştirdik. Ve bu insanlar yaşıyorlardı. Yapmasaydık büyük ihtimalle bir yerde damarları patlayacak, kaybedileceklerdi. Dolayısıyla damar genişlemelerinin, tabii hepsi Marfan sendromu değildir. Bunun dışındaki damar genişlemelerinin en fazla kısmı kalpten hemen aorta, ana damar çıktıktan sonra olan kısmında olan damar genişlemeleridir. Bunlar da genellikle başarıyla ameliyatla tedavi edilebiliyorlar. Hatta eskiden ben mesleğe başladığımda evet, bu hastaların yarısı ameliyatta kaybedilirdi. Şimdi bu oran %1'lere kadar düştü. Evet. Yani %99 hastamızı biz kurtarıyoruz. Diğeri de karın bölgesinde olan genişlemelerdir. Karın bölgesindeki genişlemelerde en önemli faktörlerden bir tanesi sigaradır. Sigara her hastalığın tabii başında. Çünkü genellikle sigara içen ve KOAH'lı insanlardır bunlar ve karın damarlarının beslenmesi bozulduğu için damar genişler ve karın içinde damar patlamasıyla maalesef hayatları sonlanır. Mutlaka ki araştırdığımızda bu tür ve oldukça çok sayıda insanda bu görülüyor. Bunların da tedavisinde de son yıllarda oldukça ciddi gelişmeler sağlandı. Eskiden karnı açıp damarı değiştiriyorduk. Artık kasıktan girerek, biraz önce söylediğim gibi minimal invaziv yöntemlerle, EVAR dediğimiz bir yöntemle, hiç karını falan kesmeden damarın içerisinden yeni bir damar yerleştirerek, stent damar yerleştirerek bunların çoğunu tedavi ediyoruz. Avrasya Hastanesi'nde de epeyce bir hastaya bu şekilde müdahale ettik. Evet, çok fazla reji variz çorapları kalbi etkiliyor mu diye soru soracağım ama şu an Kosova Üsküp'ten Osman Güneş telefon attığımızda, bekletmeden alalım. Osman Bey, duyabiliyor musunuz? Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sorunuzu dinliyoruz. Geçmiş olsun tabii. Esat hocama böyle sorum olacaktı, Esat Akıncı hocama. Buyurun efendim. Hocam benim sorum... kalp hastaları ne tür spor aktiviteleri yapmalı? Bunun dozajı ne kadar olmalı, süresi ne kadar olmalı diye sormak güzel istiyorum. Bir de bu enerji içeceklerinin kalp krizin tetiklerinin bakımından bir etkisi var mıdır? Bu konuda bilgi burada almak istiyorum. Her iki soru da çok güzel bir soru. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Şöyle ki, birinci sorunuza yönelik olarak... kalp hastalığı, bypass ameliyatı veya kalp krizi geçirmiş bir insanın yapacağı spor, örneğin normal sağlıklı, kalbi sağlıklı olan bir insanın yapacağı spordan birazcık daha farklıdır. Yüksek eforlu, örneğin biz bu hastalarımıza yüksek eforlu spor önermiyoruz. Örneğin koşmak, tempolu koşmak. Evet.
Örneğin kas geliştirici yani nedir bodybuilding deniliyor ama evet. işte kas yapıcı egzersizlerden salonlarındaki evet, evet. o ağırlık çalışmalarından da uzak durmak gerekiyor. Ancak nedir? Bugüne kadar bu tabii bunların hepsi bilimsel olarak ispatlanmış şeylerdir. En iyi damarlar açısından yapılacak sportif aktivitenin tempolu yürüyüş olduğu ve bunun da süresinin yaklaşık 45 dakika 45-60 dakika arasında yapılması durumunda günlük olarak yapılması durumunda en iyi sonucun elde edildiği söylenmekte. Ama bunun dışında yüzme örneğin. Yüzme de oldukça damarlar açısından faydalı bir spordur. Herhangi bir sakıncası yoktur. Yani kalp ameliyatı oldum ben yüzmeyeyim demek doğru değildir. Rahatlıkla yüzülebilir. Ancak tempoyu ayarlamakta fayda vardır. Yani bir yarış temposunda yüzmeyi tabii ki önermiyoruz. Onun dışında diğer sorunuz ki benim de özellikle hastalarımla veyahut da dostlarımla sosyal yaşamda oldukça tartıştığımız konulardan bir tanesi enerji içecekleridir. Enerji içecekleri sağlık açısından tehlikeli içeceklerdir. Yüksek kafein ve yüksek kalori içerirler. Özellikle alkolle birlikte tüketildiklerinde de dünyada literatüre geçmiş şeyler vardır ki ani ölümlere neden olmuşlardır. Bu kaydedilmiş, bilimsel olarak kanıtlanmış şeylerdir. Çünkü yüksek kafein içermeleri sebebiyle kalp hızını, kalbin işini artıran, atım sayısını artıran, kalp atım sayısını artıran ajanlardır. Örneğin bilinen markalardan bir tanesinin şeyi yapıldığında, incelemesi yapıldığında içerisindeki santral uyarıcı miktarının örneğin bir kahve içiyorsunuz, bunun neredeyse 20 katına yakın şey içerdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla biz kesinlikle önermediğimiz içeceklerden bir tanesidir. Özellikle alkolle birlikte tüketildiğinde alkolün etkisini kamufle ettiği için ayrıca eforu yani neşelilik halini artırdığı ve daha süreyen hale getirdiği için de kullanılan ajanlar içeceklerden bir tanesi. Maalesef sağlık açısından doğru içecekler değildir. Sağlıklı insanlarda da ben kullanılmasını önermiyorum. Değil ki kalp hastaları. Buradan da bilmem sorunuza cevap evet, oldu mu? Buradan da uyarımızı yaptık. Evet. Kosova Üsküp'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok fazla telefonlarda bize ulaşamayan ama mesaj ve Twitter üzerinden bizlere ulaşan izleyicilerimiz variz çorapları kalbi etkiliyor mu diye sormuşlar hocam. Şöyle ki variz çorapları direkt olarak kalbi etkilediğini söyleyemeyiz. Variz çoraplarının faydası kötü yönde bir faydası yoktur. Ancak iyi yöndeki faydası şudur. Evet. Özellikle venöz yetmezliklerde kullanılan bir şeydir. Yani toplar damar yetmezliğinde venöz demek o demektir. Toplar damar yetmezliğinde kullanılan cihazlardır. Yani variz çorapları dolaşımı düzenler. Variz çorapları düzenleyici faydalı device'lardır. Ama şöyle ki bizim toplumda maalesef variz çorabı kullanımıyla ilgili olarak da ciddi şeyler var, yanlışlar var. Çoğunlukta bana gelen hastalarda variz olsun olmasın ayağında şişme olan bir şekilde variz çorabı verilmiş olan kişiler variz çoraplarını çok doğru kullanmıyorlar. Zararı var mıdır yanlış kullandığında? Tabii vardır. Evet. Tam tersi etki de yapabilir. Örneğin diz altı variz çoraplarının, çünkü variz çorabı öyle bir şeydir ki en ayağın ucunda basıncın yüksek olması lazım. Yukarıya doğru basınç azalması variz çorabının bittiği yerde kesinlikle basınç olmaması gerekir. Bana gelen hastalarda gördüğüm en çok şey variz çorabının bittiği yerde konç kısmında basıncın çok yüksek olduğunu görüyorum. Bu son derece yanlış. Ona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hatta bazı birçok
Birçok evet. hastama ben kilotlu varis çorabını öneriyorum. Daha faydalı olabilir. Evet. Peki Sevim Çayır İstanbul'dan sorusunu yöneltiyor hocam. Bugün bol bol telefonlarla gidiyoruz sorudan haricinde. Evet, çok da evet. güzel oluyor. Hastalığı yaşayan birebir hasta adaylarında ya da hastalığı evet. geçirmiş kişilerle konuşmak çok daha güzel. Sevim Çayır geçmiş olsun, sizi dinliyoruz. İyi yayınlar Gülay Hanım. Sağ olun. Ben doktorumuza sormak istiyorum. Geçen yıl kalp krizi geçirmiştim. Evet. Vücudumda morarmalar oluyor. Kan sulandırıcı ilaçlardan olduğunu söylediler. Evet. Acaba bir şey var mı? Merak ediyorum niye öyle morarıyorum. Kan sulandırıcılardan olduğunu söylediler. Tabii büyük ihtimalle kan sulandırıcı kullanıyorsunuzdur. Ama tabii kan sulandırıcıların cinsleri var. Yani aspirinden işte kumadine kadar, bilmiyorum kumadin kullanıyor musunuz? Kumadin diye bir ilaç. Dilekol diye bir ilaç kullanıyorum. Dilekol aspirini kullanıyorum. Tekrarlarsanız duyamadım. Dilekol. İlaç ismi vermiyoruz hocam. Öyle mi? Evet. Pardon. Şimdi kan sulandırıcılarda kan sulandırıcıların dereceleri var. Evet. Kan sulandırıcıların en hafifi aspirindir. Aspirinden sonraki şeylerde örneğin size bir stent konuldu ise evet. stentte kullanılan ana madde ismini evet. söylüyorum, firma ismi de klapidrogel denilen bir evet. madde vardır. Bu madde de aspirinden daha kuvvetli bir kan sulandırıcıdır. Bundan daha kuvvetli kan sulandırıcı olan bir takım ajanlar var. Evet. Dikumarol ana maddesi ve hatta varfarin ana maddesi içeren ilaçlar var ki bunlar da en güçlüleridir. Ki bunlar kullanılırken mutlaka kan testleriyle 20 günde bir, ideali 20 günde bir kan testi yapılarak pıhtılaşma düzeyinin ölçülmesi gerekir. Aksi takdirde maalesef bu ilaç düzensiz kullanılıp kontrolsüz kullanıldığında kan sulanma düzeyi o kadar artıyor ki ciddi yaşamı tehdit eden mide kanamaları, beyin kanamaları, böbrek idrar yolu kanamalarıyla hastalar kaybedilebiliyor. O sebepten dolayı da bu tür ilaç kullanan, ki bu tür ilaçları biz genellikle kalp kapağını değiştirdiğimiz hastalarda veriyoruz ve bunları biz çok yakın takip ederiz. Bu tür hastalarda böyle bir problem vardır. Tahmin ediyorum ki size stent takıldı. Stent takıldıktan sonra verilen ilaç da bu tür morarmalara sebep olabilir. Ama şunu söyleyeyim ki sizin kullandığınız bu grup ilaçlarda biraz önce söylediğim gibi bu denli tehlikeli komplikasyonlar görmüyoruz. Ancak mutlaka stenti takan hekiminizin bunu bilmesi lazım. Morarmalarınızda olduğunu bilmesi lazım. Ve ona yönelik olarak belki de bir doz ayarlaması yapılabilir. Teşekkürler. Önerim budur. Çok geçmiş olsun efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. En yakın tedavi olduğu doktoruna başvurmasında fayda tabii, var değil mi tabii. hocam? Peki çok fazla telefonlarda stent takılması kalp krizini önlüyor mu diye sorular var. Ortak cevap olsun hocam. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyor. Bir de çok son zamanlarda her yaş grubunda özellikle de sporcularda biz konumuzun başına evet. kısaca değindik ama spor yaptığı halde düzenli beslenmesi var, sporu var ama yine de kalp kriziyle karşı karşıya geliyor. İki sorunuya kısa kısa cevap verirsek. Son 5 dakikam arkadaşlar. Evet 5 dakikamız hocam. Evet. Şimdi stent şöyle halk arasında da stent olarak tanımlandığı için oradan gidelim. Aslında bu şeydir. Diğer bir girişimsel tedavi yöntemidir. Kalp damar hastalıklarında yani koroner kalp hastalıklarında bugün ben mesleğe başladığımda bu tür tedaviler yoktu. Girişimsel tek yöntem kalp cerrahisi, ameliyattı yani bypass ameliyatı yapıyorsunuz. Sonra zaman içerisinde biz bunları yaşadık. 80'li yıllarda balonla genişletme yöntemleri başladı. Orada genişletilen damarlar %50'si bir yıl içerisinde tekrar daralıyordu. Bu sefer şey düşünüldü. Bu damar tekrar genişlememesi için ne yapmak lazım? La ilgili
çalışmalar yürürken bu içine bir kafes şeklinde bir boru yerleştirmenin şey olabileceği noktasında sonrasında bakıldı ki hakikaten daha azaltıyor. Ama yine de %20-30'larda bir yıl içerisinde tekrar geri daralmalar gözüküyordu. Özellikle 3 milimin altındaki damarlarda. Daha sonra da dediler ki bu daralmaya sebep olan şey hücre üremesi. Bunu durdurucu maddeler içine koysak, yani halk arasında ilaçlı stent denilen stentler geliştirildi. Ve şimdi bunlarda da yani bir kısım yayınlar diyor ki işte %1-2'lerde tekrar daha ama %10'a yakın tekrar daralma ihtimali olan şeyler. Ancak yine de tek bir damar hastalığı var. Kısa segment bir darlık var. Ve çapı da uygun olması durumunda ideal tedavi yöntemi bence de. Yani ben bunu bir cerrah olarak söylüyorum. İdeal tedavi yöntemidir. Ancak birden fazla damarın tıkanması durumunda bugün birçok büyük çalışmalar göstermiştir ki kalpte birden fazla damarınız tıkalıysa ameliyat olun. Çünkü daha riski uzun vadeli. Riski düşürüyor ama ileriki süreçte ameliyatsa olması gerekiyor. Tabii yani çünkü insan organizmasına konulan her şey tedavi anlamında da olsa bir zararı vardır. Çünkü insan organizması öyle dizayn edilmiştir ki dışarıdan gelen hiçbir şeyi kolay kolay kabul etmez. Evet. Ya, o sebeple de stent bu anlamda bu şeylerde çerçevede kullanıldığında tabii ki kalp krizini önleyici, hayatı uzatıcı bir tedavi yöntemidir. Evet. Diğer sorunuz da son yıllarda çok sık kalp kriziyle karşı karşıya geliyoruz. Özellikle ben bunu özellikle daha önceki katıldığım bir takım televizyon programlarında, basında şeylerde de paylaştım. Bugün spor salonlarında veyahut da sportif aktive insanlar belli bir yaşa geliyor. Kilo artışından şeyden dolayı veyahut da işte mutlaka ki aktif yaşam gerekiyor. Biraz da bunun bilincine ve ayırdığına vardıktan sonra bir anda spor yapmaya başlıyorlar. Spor salonlarına kaydoluyorlar. Ezberi spor, bilinçsiz. Evet, spor salonlarına kaydoluyorlar. Bazı spor salonları şeyin farkındalar. Tehlikenin farkındalar. Bu insanlardan şey istiyorlar. Yani sağlıklı mısınız? Yani eforlu rapor spor yapabilecek şeyde rapor istiyorlar veyahut da sorguluyorlar. Ama genellikle sorgulanmıyor ve örneğin koronerinde kalbi besleyen damar, koroner damarlarında kritik darlığı olan birisi bandın üstüne çıkıyor ve eforlu olarak şeye başlıyor. Şikayeti olmayabilir. Ağrısı da olmayabilir. Ama kalp hızı arttıkça kalbe daha çok kan ihtiyacı ortaya çıkınca bununla ilgili olarak bir takım refleks mekanizmalar ortaya çıkıyor ve bazen koroner spazm oluyor. Orada kalp krizi geçiyor. Kalbi durabiliyor. Bu şekilde maalesef son yıllarda çok insan hayatını kaybetti. Evet. Bu önemli şeylerden bir tanesi. Önemli şeylerden bir tanesi de aort kapak darlıkları vardır. Fark edilmeyen. Evet. Aort kapak darlığı olan insanlar efora dayalı egzersiz yaptıklarında hayati tehlike altındadırlar. Çünkü bunlarda ani kalp durması riski vardır. Diğer bir durumda doğuştan kalp kası kalınlığı olan hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz bizim tıp dilinde dediğimiz hastalarda da ciddi olarak eforla ölüm riski vardır. Dolayısıyla eğer ki bana göre 30-35 yaşından yukarıdaysanız sportif aktiviteye, kardiyo veyahut da açık alanda yürüyüş, koşu gibi aktivitelere katılacaksınız mutlaka bir check-up'tan geçmenizde fayda vardır. Özellikle kardiyak check-up'tan. Evet. Çok fazla telefonlarımız gelmiş ama ben çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Bugün, faydalı olabildiysek ne mutlu. Evet, çok önemli bilgileri sizinle paylaştık.
Yönetmenim uyarıyor, çabuk toparla, programı bitirelim, diğer program girecek diye. Biz tekrar ileriki günlerde sözünüzü alalım. Kaldığımız yerden... Ne zaman isterseniz faydamız telefon ve mesaj, Twitter üzerinden gelen sorular, hem de kendimizin hazırladığı sorular sizlerle buluşalım. Hocam, bugün sizi Avrasya Hospital'dan kalp ve damar cerrahisi bölüm başkanı olarak ağırladık. Profesör Doktor Esat Akıcı, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olduk. Kalp sağlığına ilişkin çok önemli bilgileri Profesör Doktor Esat Akıncı'dan hep birlikte dinledik. Programımızı kaçıranlar üzülmesin. Tekrarını çarşamba günü haber sonrası gece 1'de izleyebilirsiniz. Haftaya pazartesi tekrar karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık. Avrasya Hospital, önce sağlık programını sundu.